Euzubillahimineşşeytanirracim <tik> Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Arabi Hutbe-i Şamiye'nin Zeylinin kısa bir tercümesi Hutbe-i Şamiye'nin Arabi Zeylin'de Gayet latif bir temsil ile imamdan gelen manevi Ve kırılmaz bir kahramanlık gösteriyor gösteriliyor. Bu meselemiz münasebetiyle bir hülasasını beyan ediyoruz. Hürriyetin başında Sultan Reşat'ın Rumeli'ye seyahati münasebetiyle Vilayat-ı Şarkiye namına ben de refakat ettim. Şimendiferimizde iki mektepli mütefennin arkadaşla bir mübahese olduğu Benden sual ettiler ki, Hamiyeti diniye yoksa hamiyeti milliye mi daha kuvvetli daha lazımdır? Şimdi bir sual. Hutbe-i Şamiye. Hutbe-i Şamiye'nin bir zeyli. Daha sonra Hutbe-i Şamiye'de bazı eklemeler var 1950'den sonra. Üstad Zeytler'in de işte o yıllarda. Yani 1911-12'de Sultan Mehmet Reşat'la beraber bir Rumeli seyahati var. Onun öncesinde Üstaz Eteri İstanbul'dan Van'a gidiyor. İşte Van'dan Bitlis, işte e, ee, Diyarbakır, Urfa. Yani o doğu illerini komple geziyor. Oradaki insanların suallerine cevaplar, işte Münazarat adlı eser onun da teşkil ediliyor. Daha sonra işte Antep, oradan ee, Şam'a geçiyor. Şam Emevi Camii'nde vermiş olduğu bir hutbe var. İşte Hutbey-i Şamiye diye Arapça telif ediliyor. İlk ee, ilk bir aslı olan var. Daha sonra bir de 1950'de Üstad Zeten'in bazı zeyiller yani eklemeler yaparak yeniden basıldığı şekil var. Buradaki de o yeni şekil. Eee Şam seyahatinden sonra Üstad Hazretleri tekrar İstanbul'a dönüyor. Bu sefer İstanbul'da Sultan Mehmet Reşat'ın Rumeli seyahatine iştirak ediyor. Ve bunu da şarkı vilayetleri namına diyor refakat ettim diyor. Yani orada bir vasıfla bulunuyor. Yani sıradan bir insan hadi ben de geldim sizinle beraber ben de bir seyahat yapayım manasına değil de Doğu illerini temsilen Üstad Hazretleri orada bulunuyor. Ve e, bir tren seyahati, tren seyahatinde beraberinde bulunan iki muallim var, öğretmen var. O öğretmenlerin sormuş olduğu bir sual var. Bu suale de Üstad vermiş olduğu bir cevap var. Cevap uzunca bir cevap. Ama meseleyi çok güzel özetleyen ve tahlil eden bir cevap. Zaten e, Zeylin en başında bir ifade kullandı. Mevzu tamamen bu. Okuyacağım tekrar burayı. Hutbe-i Şamiye'nin Arabi Zeylin'de gayet latif bir temsiliyle, temsili aşağıda okuyacağız. İmandan gelen manevi ve kırılmaz bir kahramanlık. Dersimiz aslında bu. İmandan gelen manevi ve kırılmaz bir kahramanlık. İmanın mahiyetinde Böyle bir özellik var. Manevi kırılmaz bir kahramanlık. Üstad Hazretleri aşağıda o temsili verecek. O temsilde de bunu baştan sona anlatmış olacak. Ama bu mevzu aslında bu muallimlerin sormuş olduğu sorunun neticesinde çıkıyor. Şimdi soruyu tekrar okuyalım. Soru neydi? Bu iki muallim arkadaş Üstad Hazretleri'ne diyorlar. Ne diyorlar? Hamiyeti diniye mi? Hamiyeti milliye mi? Daha kuvvetli, daha lazımdır. Sual bu. Biraz daha sadeleştirelim. Hamiyeti diniye mi biz daha kuvvetli ve bize daha lazımdır? Ve yoksa hamiyeti milliye mi daha kuvvetli ve bize daha lazımdır? Bu soruya cevap verilecek. Hamiyeti diniye, hamiyeti milliye ne demek? Dinden gelen, din kökenli hamiyet. Yani birisine ya, sana iyilik yapıyor. Ya, niye bana iyilik yapıyorsun? Ya Allah rızası için yani. E niye iyilik yapıyorsun? Kardeşim ben burada bir çıkarım var. Onun için iyilik yapıyorum. Bir menfaatim var. Bak aslı, aslını konuşuyoruz. Bir insan iyilik yapmak ister. Peki bu iyilik yapma aslı nereye dayanıyor? Nereden geliyor? milliyetten de gelebilir. Yani kendi ırktaşında, ırkın ırkından ya ben dadaşım. <laughs> Dolayısıyla kim olsa iyilik yaparım. Dadaşlığım bunu gerektiriyor. Kürtlüğüm bunu gerektiriyor. Türklüğüm bunu gerektiriyor. Lazlığım bunu gerektiriyor. Çerkezliğim bunu gerektiriyor. Bir böyle var. Ya ben bir Müslümanım. İslamiyetten aldığım kuvvetle iyilik yapıyorum. İşte Üstad Hazretleri'ne burada o iki muallim soruyu soruyor. Hamiyeti diniye veya hangi, hamiyeti milliye hangisi daha kuvvetli ve hangisi bize daha çok lazımdır? Peki böyle bir soruyu niye sual ediyorlar Üstad Yani Osmanlı'da işte e, milliyet meselesi hiç konuşulmuş mu ki aslında böyle bir şey yok. Gündeme muallimler getiriyor. Yıl nedir? 1912. O yıllarda ister Avrupa'da, ister Türkiye'de veya birçok yerde milliyet takımları, milliyet hareketleri başlamış mı? Başlamış. Anadolu'nun da içerisine tamamen sokulmuş değil mi? Daha sonra devamında kurulan Hükümet 1920'den sonra kurulan hükümetin en birinci esaslarından birisi neydi? Milliyetçilik. Milliyetçilik, milliyetçilik çok önemli bak. Bu hemen sıraya giriyor. Ee, Avrupa'da gidip e, eğitim alan ve Türkiye'ye gelip de vatanperver olanlar aslında müthiş bir şekilde de milliyet Milliyet perverdiler. Bu milliyetçilik akımı Anadolu'ya müthiş bir şekilde yerleştiğinden ve öne çıktığından dolayı ırk Osmanlı'da yok. Ama 1900'lerden sonra öne çıktığından dolayı ister istemez muallimlerin de kafasına, zihnine takılıyor. Takılıyor. Aslında hiç takılmaması gerekirken bak ne yapmış? Tereddüde düşmüş, şüpheye düşmüş. Ya hamiyetin milliye daha kuvvetli, daha lazım mıdır diye bir sualin aslında hiç sorulmaması lazım. Ken tereddüde düşmüş, Acaba diyor. Yani milliyetten gelen güç ve kuvvet mi bize lazımdır? Yoksa dinden gelen mi? İster istemez böyle bir suali ne yapıyor? Tevcih ediyor. Şimdi Üstad Hazretleri suale önce temelden bir cevap verecek. Sonra da detayını bizim nazarımıza arz edecek. O zaman dedim. Biz Müslümanlar, onu da ifade etmiş olan Üstad Hazretleri Mektubat adlı eserinde milliyetçilik bahsi var değil mi? Menfi milliyetçiliği anlatıyor da nedir? Müsbet milliyetçilik nedir? Onu anlatıyor. Menfi milliyetçiliği ifade ederken Avrupalıların bizim içerimize sokmuş olduğu bir hastalıktır. Milliyetçilik, menfi milliyetçilik Avrupalıların bizim içimize sokmuş olduğu bir hastalıktır. Biz kim? Müslümanlar. Ölmek parçalanmak. Ölmek parçalanmak manası. O zaman dedim. Biz Müslümanlar indimizde. Müslümanların yanında ve yanımızda din ve milliyet bizzat müttehittir. Din ve milliyet bizzat ne yapmıştır? İttihad etmiştir. İttihad etmiştir. Biz burada da e, İttihat-ı İslam'ı okumuştuk değil mi? Beraber ders yapmıştık, dinlemiştik. E, şimdi Üstad Hazretleri, mesela İttihat ve İttifak iki kelime, Arapça iki kelime, ikisinin de Türkçe karşılığı birlik demek. İttifak da birlik demek, İttihat da birlik demek. Eğer siz, işte Türkçe bu kadar zayıf, İkisini de birlik olarak okursanız doğru okumamış olursunuz. Hiçbir zaman Üstad Hazretleri ittihat kelimesinin yerine ittifakı kullanmaz. Onu ayrı kullanır, onu ayrı kullanır. Niye? İkisinin arasında fark var. Nedir fark? Şu iki kitabın yan yana gelmesine, yan yana gelmesine ittifak diyoruz. Peki ittihat nedir? İkisinin tek kitap olması. Tek kitap. Bak bir kitap değil. Şey, nedir? İki ayrı kitap değil. İki insanın veya iki malzemenin, iki malzemenin bir gaye için yan yana gelip kullanmasına ittihat diyoruz. Ama onun mesela alaşım diyoruz, değil mi? Bileşik diyoruz. Mesela su. Hidrojenle oksijen. Hidrojen tüpü, oksijen tüpü. İkisi de yan yana gelmiş bir iş yapıyorlar. Buna ittihat diyoruz. Ama ittifak suyun içine girmeleri gibi veya su olmaları gibi. Ne hidrojen kaldı, ne oksijen kaldı. Üstad Hazretleri diyor ki din ile milliyet diyor. Bakın müthiş bir ifade. Bunu kafamıza iyice kazıyalım, iyice yerleştirelim. Din ile milliyet biz Müslümanların yanında bizzat müttehittir. Mezci olmuş. Bakın iç içe geçmiş. Birini diğerinden ayıramazsın. Birini diğerinden ayıramazsın denen şey ne yaptılar? Ya. Yani bağlarımız o kadar kuvvetli, o kadar sağlamdı ki 600 sene boyunca ayrılmayan şeyler Fitneyle, fesatla, hastalıkla, şunla bunla ne yapıldı? Ayrılmaya başladı. Biz Müslümanlar indimizde ve yanımızda din ve milliyet bizzat müttehittir. İttihad etmiştir. İtibari, zahiri, arizi bir ayrılık var. Yani sadece ayrılık, itibari, zahiri ve arizidir. Ne gibi? Tarif için. Tarif için. Niyazi, hangi niyazi? Niyazi Mısri. Bak. Muhyiddin. Hangi Muhyiddin? Muhyiddin'i Arabi. Arabi ifadesini yanına niye getiriyoruz? Onu anlatmak için, tarif etmek için. Cüneydi Bağdat. Bağdat'tı Cüneyd diyoruz. Yoksa Bağdat ırkını öne çıkarmıyoruz. Sadece bir tarif için yani. İtibari bir şey. Senin üzerindeki elbise gibi. Bu kadar. O sadece yön levhası gibi itibar ediliyor. Tarif. Tarifin ötesinde bizde milliyet çok da kullanılmaz. Ama maalesef şimdi mesela said Nursi Nurslu Said e Said-i Kürdi de denmiş. Kürdi ifadesi Osmanlı'da o yöre Kürdistan olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla yani o bölgede Doğan Sayit manasına geliyor. O bölgede Doğan Sayit manasına geliyor. Veya ırkı dahi olsa tarif manasına geliyor. Dolayısıyla itibari zahiri arizi bir aylık var. Belki din milliyetin hayatı ve ruhudur. Ha. Daha ilerisini konuşacak olursak milliyet neyden hayat alır? Ruhu nedir? Dinin kendisidir. Milliyeti canlandıran dindir. Milliyeti hayatlandıran dindir. İkisine birbirinden ayrı ve farklı bakıldığı zaman hamiyeti diniye avam ve havasa şamil oluyor. Hamiyeti milliye yüzden birisine yani menafi şahsiyesini millete feda edene has kalır. Ha. Eğer illa kıyaslayacak olsan dinden gelen iyilik noktasına baktığınız zaman bu adeta tamamen umumidir ve herkesi içine alır. Avama da havasa da dahildir. Ama milliyetten gelen bir iyiliği düşündüğün zaman yüzde 99'dan yüzde bire düşüyor. O da diyor sadece kendi şahsi menfaatini milletinin menfaatine feda edene münhasırdır. Yani öyle birisi çıkacak ki ben kendimi milliyetime feda ediyorum diyecek. Bu da diyor olsa olsa diyor yüzde bir olabilir. O zaman hamiyeti dinye ne oldu? Yüzde doksan dokuzu içine almış oldu. Öyleyse madem hakikat budur, hukuku umumiye içinde hamiyeti diniye esas olmalı. İnsanların umumi hukuku, bütün insanların hukukunu muhafaza etmek noktasında din esas olmalı. Diğer türlü muhafaza edemezsin. Hamiyeti milliye ona hadim. Peki hiç mi yani dadaştığın hiç mi kıymeti yok? Ya yani o dine hadim hizmetçi olur. Dine hizmetçi olabilir yani. Ve kuvvet olur ve kalası olmalı. Hususan biz şartlılar. Şimdi bir misal daha getir. Üstad Hazretleri bir şey iddia ederken arka planda delillerini bir değil birkaç tane sayıyor. Tekrar izah ediyor. Hususan diyor biz şartlılar. Biz şartlılar kimler? Doğu. Yani nerenin doğusu? Dünyanın doğusu. Sadece Türkiye'nin değil. Dünyanın doğusu. Hussam biz şartlardan maksat biz Müslümanlar. Biz şartlılar. Bakın. Gartlılara benzemeyiz. Gart deyince aklımıza ne gelir? Avrupa. Avrupalılara benzemeyiz. Gartlılar gibi değiliz. İçimizde kalplerde hakim hissi dinidir. Bir kere bizim kalbimizde din hissi daima hakimdir o ön plana çıkar. Kaderi ezeli ekser enbiyayı şarkta göndermesi işaret ediyor ki yalnız hissi dini şarkı uyandırır. Ha, doğuyu da İslam aleminde uyandıracak yine din hissidir. Milliyet değildir. Terakkiye sevk eder. Asr-ı saadet ve tabi'in bunun bir bürhanı katisidir. Yine delil mi istersin? Asr-ı saadete bak. Araplar Arap olduklarından dolayı terakki etmediler. İslamiyet gelmezden önce de Araptılar. Niye bedeviyeti yaşıyordular? İslamiyetle müşerref olunca ne oldular? Birden parladılar. Birden parladılar. Medeni milletlere üstad oldular. Dünyanın dört bir tarafına gittiler. Onların sesleri ve sözleri dinlendi. Ha, bak işte işti. Din ne yaptı? Onları teraki ve tealiye sevk etti. Bak o asırlara diyor. Görürsün. Yükselecekse bunlar Araptılar. Arap ırkıyla yükselseydiler. Olmadı bak. Olmadı. Tam tersi cehaletin dibine kadar ne yaptılar? Gömüldüler. Karanlığın dibine gömüldüler. Ey bu hamiyeti diniye ve milliyeden hangisine daha ziyade ehemmiyet vermek lazım geldiğini soran bu şimendifer denilen medreseyi seyyarede ders arkadaşlarım. Ve şimdi zamanın şimendiferinde istikbal tarafına bizimle beraber giden bütün mektepliler size de derim ki iki tane ayrı hitap. Bir oradaki muallimlere o iki arkadaşa bir de hitap bize var. Dedik ki 1950'den sonra böyle tasihler yapıyor yerleştiriyor. Hamiyeti diniye ve İslamiyet milliyeti ve Türk ve Arap içinde tamamıyla mezc olmuş. İç içe girmiş. Ve kabili tefrik olamaz bir hale gelmiş. Eskiden böyleydi. Hamiyeti İslamiye en kuvvetli ve metin ve arştan gelmiş bir zinciri nuranidir. Hamiyeti İslamiye en kuvvetli metin arştan gelmiş bir zinciri nuranidir. Kırılmaz ve kopmaz bir ürvatül uskadır. Sağlam bir iptir tahrip edilmez, mağlup olmaz bir kutsi kaladır dediğim vakit şimdi böyle Üstad Hazretleri hakikatleri sıralıyor dediğim vakit o iki münevver fen ilimleriyle nurlanmış mektep muallimleri bana dediler. Ne dediler? Delilin nedir? İspat et bizi. Bize ispat et. Bu büyük davaya Büyük bir hüccet ve gayet kuvvetli bir delil lazım. Delil nedir? İkinci soru geldi. Yani Üstad hakikati aslıyla beraber ifade edip aslında örneklendirmeler de yapmakla beraber tekrar sordular. Delilin nedir? Şimdi Üstad onlara farz edelim ki onlar tarihe de hayır diyorlar. Sen öyle diyorsun ama ben böyle demiyorum. Değil mi? Delilin nedir? Şimdi bir delil getirecek. Asıl mesele bundan sonra başlıyor. İzahlar gelecek. Bismillah. Birden şimdi bu sohbet olurken neredeydiler? Trendeydiler, değil mi? Burayı koparmayalım. Trende yolculuk yapıyorlardı. Birden şimendiferimiz tünelden çıktı. Aa, soruyu sorma esnasında demek ki neredeymişler? Tünelin içine girmişler. Soru bitti. Cevap gelecek. Üstad Hazretleri trenin seyahatini başladı anlatmaya. Tren tünelden çıktı. Biz de başımızı çıkardık. Pencereden baktık. 6 yaşına girmemiş bir çocuğu Şimendifer'in tam geçeceği yolun yanında durmuş gördük. Üstad Hazretleri niye bunu bize anlatıyor ki yani? Çocuk, tren tünelden çıktı, pencereden baktık. Hani bu hani Cenab-ı Hakk'ın söyletmesi dediğimiz bir şey var ya, intakı bilhak, Allah konuşturacak. Ama Allah öyle bir konuşturuyor ki bazen kişinin kendisini konuşturur, bazen hadisatı konuşturur. Birisi birine bir sual sorar, o sualine bulunduğu ortam cevap olur. O andaki atmosfer, o andaki ortam aslında sorunun cevabı işte o sorunun cevabını Üstad Hazretleri şimdi ifade edecek. Onun öncesinde bize bir ne yaptı? O ortamı adeta tasvir etti. Hayalimize yerleştirdi. Trenimiz tünelden çıktı. Biz de başımızı çıkardık camdan. Dışarı baktık. Yolun hemen kenarında yanı başında daha 6 yaşına girmemiş bir çocuğu orada öylece gördük. O iki muallim arkadaşlarıma dedim. Hemen şimşek çakıyor. Sorunun cevabı tamam. İşte bu çocuk, şu trenin kenarında duran bu çocuk, lisanı haliyle, hal diliyle sualimize tam cevap veriyor. Hem yani halen daha anlamadık değil mi? Şimdi orada olsak diyeceğiz. Seyda. Şu 6 yaşındaki çocuğun lisan hali bize nasıl bir cevap olacak ya? Ama ehli ilim bu işte. Ehli marifet bu. Ee, mütefekkir bu. Mütefekkir. Mesela her düşünen düşünür müdür abi? He? Her düşünen düşünür müdür? Her düşünene düşünür diyebilir miyiz? diyemeyiz. Düşünür isim, düşünen fiil. Her tefekkür eden mütefekkir midir? Hayır. Hayır. Her mutfağa girenin aşçı olmadığı gibi. Gidip şeyden, pazardan sebzeyi, meyveyi getirip mutfağa bırakan herkesin aşçı olmadığı gibi. Aşçı nedir? O sebzeyi, meyveyi alır, evirir, çevirir, şöyle böyle derken ortaya çok farklı bir yemek çıkarır. Allah bu ne oldu ya? De, onu yapana aşçı diyoruz. Düşünüyorsun ama hiçbir şey çıkmıyor. <laughs> yani, Tabi. Ama bir düşün, bir tefekküre dalıyorsun abi. Oradan bir mana, bir hakikat çıkarıyorsun. İşte ona mütefekkir deniyor. Yoksa herkes de bir düşünce vardır ama her düşüncesi olana mütefekkir denmiyor ki. Mevlana bir mütefekkirdir, bir düşünürdür. Düşüncelerini zaten ne yapmış? Kitaplaştırmış. Üstü Hazretleri bir düşünür, mütefekkir. Altı bin sayfa. Tefekkürü altı bin sayfa. E biz düşünüyoruz, ortada bir şey yok. <laughs> Bazen de diyor, sesli düşünüyorum. Ya sesli düşünmüyorsun, sesli konuşuyorsun. sesli düşünmek diye bir şey yok. <laughs> sesli düşünüyorum. Daha farklı bir şeydir onu başka bir zaman anlatırız da. o <laughs> başka bir şey. Şimdi öyle bir nazar gezdiriyor ki, öyle bir tefekkür ediyor ki o çocuğu görür görmez, görür görmez hemen o muallimlere diyor. İşte bu çocuk lisanı haliyle sualimize tam cevap veriyor. Sualimizin tam cevabı bu çocuk. Benim bedelime o masum çocuk bu seyyar medresemizde üstadımız olsun. Bizim üstadımız olsun. İşte lisan hali bu gelecek hakikatidir. O çocuğun o hal dilinden bakın nasıl bir ders çıkaracak. Bakınız bu dabbetül arz yani tünelden çıktı ya yerden çıkan adeta bir yeri delercesine hareketlendirircesine çıkan bir dabbe bu dabbetül arz dehşetli hücum ve gürültüsü ve bağırmasıyla ve tünel deliğinden çıkıp hücum ettiği dakikada bir metre yakınlıkta o çocuk duruyor. O dabbetül arz tehdit ile ve hücumunun tahakkümüyle bağırarak tehdit ediyor. Bana rast gelenin vay haline yakarım, yıkarım, biçerim, keserim, atarım. Tren her şeyle bunu söylüyor. Dediği halde o masum yolunda duruyor. Zayıf, aciz. Aslında elinden bir şey gelmez. Vursan indirirsin. Ama orada korkusuz, cesaretli, dimdik duruyor. O duruşuyla trenin bu söylemesine mükemmel bir hürriyet ve harika bir cesaret ve kahramanlıkla beş para onun tehdidine ehemmiyet vermiyor tren tehdidine. Bu da Betül Arz'ın hücumunu istifaf ediyor, hafif alıyor ve kahramancılığıyla diyor. Çocukta bir kahramancılık var. Diyor ki, ey şimendifer, ey tren sen rad yani gök gürültüsü gibi bağırmanla beni mümkün değil korkutamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. O çocuk oradaki durması, kaçmamasıyla sessiz sedasız olduğu gibi trenden korkmadan böyle e, nedir ürpertisi hiçbir şey olmadan öyle durmasıyla bunu söylüyor. Sebat ve metanetinin lisanı haliyle güya der. Ey Mendez tren sen bir nizamın esirisin ha Bana hiçbir şey yapamazsının arka planını şimdi söylüyor. Sen bir nizamın esirisin. Yani raylar üzerinde gidiyorsun. Kurulu bir sistem var. O raylar üzerinden çıkman mümkün değil. Daha başka senin gemin yani dizginin seni gezdirenin elindedir. Senin bir direksiyonun, bir rotan, bir bilinen neyin varsa o kimin elinde? Makinistin elinde. O frene basıyor, o hareket ettiriyor, o durduruyor. Bakın gemin birisinin elinde. Senin bana tecavüz etmen haddin değil. Senin aslında hiçbir cüzi iraden bile yok. Birisi seni götürüyor. Götürüyor. Dolayısıyla sen ne kadar cesametli, ne kadar büyük, ne kadar bağırtılı, ne kadar çağırtılı olursan ol, bana zerre kadar bir şey yapamazsın. Beni istibdadın baskın altına alamazsın. Haydi yolunda git. Kumandanının izniyle yolundan geç. Kumandanın seni nereye götürürse seni kumandaydan sen o tarafa ancak gidebilirsin. Şimdi bu çocuğun lisanı halinden anlaşılan. Şimdi getirecek Üstelik Hazretleri bunu biz tarafa bağlayacak. İşte, ey bu şimendiferdeki arkadaşlarım ve 50 sene sonra fenlerle çalışan kardeşlerim. Şimdi misali bir de Üstad tam tersinden alacak. Çünkü mevzuyu tam böyle zihne yerleştirecek ya, mutmain olduracak ya. Şimdi tam tersinden alacak. Bu masum çocuğun yerinde. Şimdi başka bir şey koyacak. O çocuğu kaldırdık oradan. Hayalimizde canlandırıyoruz. Bu çocuğun yerinde ne olsun? Rüstemi İrani ya da Herkül'ü Yunani. İki tane kahraman. Bakın iki tane efsanevi kahraman. Değil mi? Adamların diyelim birer tane kahramanlığı var abi. Üstüne tutmuşlar. Ne kadar kahramanlık varsa Herkül'ün üzerine veya Zaloğlu Rüstem'in üzerine yüklemişler. Yüklemişler. Bizde de bunun emsali ne vardır? Nasrettin Hoca var. Nasrettin Hoca nüktedanlığıyla meşhur değil mi? Şimdi nüktedanlığıyla meşhur olduğundan dolayı artık nükteli ne varsa Nasrettin Hoca'ya izafe ediyoruz. Bir gün Nasrettin Hoca bu bir gün bitmiyor. Temel bir gün o da bitmiyor. Bir tane yapmışsa onun üzerine 100 taneyi de biz ekliyoruz. Yüz taneyi de biz ekliyoruz. Ondan dolayı Üstad Hazretleri Lemaat'ta bunun için özel bir bahis açıyor. Diyor ki ihsan ilahiden fazla ihsan, ihsan değildir. Bence mübalağa zemmizimlidir. Yani bir şeyi abartmak, abartmak onu kötülemektir. Hangi şey olursa olsun vasfettiğin zaman olduğu gibi vasfet. Hoca Nasreddin'in nükteleri içinde diyor. Nükteleri içerisinde ancak zekatı ona ait olabilir olsa olsa. Kırta biri ya. 40'ta 39'u onun değil bizim eklememiz. O da meşhurluğundan dolayı. Şimdi Herkül de bir şeyle meşhur olmuş. İranlıların Rüstem'i de bir şeyle meşhur olmuş. Ama onunla ilgili o meşhur olduğu kahramanlık neyse nerede cereyan etmişse hepsi onlara izafe edilmiş. Ondan dolayı Üstazetleri diyor ki bu çocuğun, masum çocuğun yerinde Rüstemi İrani veya Herkül'ü Yunani o acip kahramanlıklarıyla yani onların üzerine yüklediğimiz bizim hayalimizde, vehmimizde tasarladığımız ne kadar kahramanlıklar varsa onları da yükleyelim. Yani hakikaten onlar onları yapıyor olsun. Ne gibi? Ben bir tane misal vereyim. Mesela Herkül için Herkül'ün gücünü, kuvvetini göstermek için. Üşüyor musun abi ya? Yani beni de psikolojik etkiledin mi? Ortam sıcak Adem abi. Ortam gel yakına gel gel. Burası sıcak gel abi gel. Seni kıştan koruyalım yani. Dışarıda kar var yani ne olur ne olmaz. Her külü öyle tarif ediyorlar ki adam devasa işte ağaç tomruğunu alıyor. Böyle bizim erzumdan cirit atması gibi. <laughs> bizim Erzul'un cirit atıyor. Ata ulaştıramıyor. O yıldıza ulaştırıyor. Bu düşündüğümüz bu kahramanlıklarını da diyor. Bu şekilde efsanevi olan güçlerini, kuvvetlerini de yanına koy. O şekilde, o şekilde, tayyı zaman ederek, bulundukları zamanları aşarak, o çocuk yerinde, burada bulunduklarını farz edelim. İki tane acayip kahramanlıklarıyla, Herkül ve Rüstem, Tiren'in geçtiği yolun kenarında dursun. Böyle düşünelim. Şimdi o çocuğun yaptığı gibi mi yaparlar? Yoksa ne yaparlar? Onu anlatacak bize. Onların zamanında şimendifer olmadığı için tren nedir bilmiyorlar. Peki yerin içinden birden çıkan sesiyle, gürültüsüyle, ışığıyla böyle bir şeyi ilk gördükleri anda ne yaparlar tahminen? Ne yapacaklar yerinde? E buyur gel. Mi diyecekler? Yoksa tabanları yağlayıp. <laughs> Bakın şimdi onu anlatıyor işte bize. Bu müthiş bir misal. Tam böyle zihne ne yapıyor? Yerleşiyor. Onların zamanında şimendifer olmadığı için elbette şimendiferin bir intizam ile hareket ettiğine bir itikatları olmayacak. Bir, şimendifer bir nizam, bir düzen, bir sistem üzerinde hareket eder. Böyle bir itikatları onların dünyasında yok. Birden bu tünel deliğinden, şimdi çıkanı dünyalarında nasıl tarif edecekler? Başında ateş. Farlardan çıkan ışığı ne olarak görecekler? Ateş. Nefesi, işte onu bir canlıya benzetiyorlar. O zaman bunun da nefesi olacak. Peki nefesi nasıl olması lazım? Gök gürültüsü gibi. Allah Allah gözlerinde elektrik belkleri olduğu halde birden çıkan Şimendiferin trenin dehşetli tehdit hücumuyla Rüstem ve Herkül tarafına koşmasına çünkü çıktı onun yandan gidecek. Onlar orada ne yapacaklar? Ona karşı o iki kahraman ne kadar korkacaklar? Bir, korkacaklar. E korkmanın sonucu ne kadar kaçacaklar? Ne kadar o harika cesaretleriyle bin metreden fazla kaçacaklar. Yani kilometrelerce kaçacaklar. Ta ki o canavardan kurtulsunlar diye. Bakınız nasıl bu dabbetül arzın tehdidine karşı hürriyetleri, cesaretleri mahvolur. Tabiri diye de karizmayı ne yaptılar? Çizdirdiler. Her diye bir şey kalmadı. Salı olur diye bir şey kalmadı. Bitti her şey. Bitti. Ya. Ama o çocuk bir yere gitmedi. O çocukta bunların o acip kahramanlıkların hiçbirisi yoktu. Ama bunlarda olmayan bir şey vardı çocukta. Çocuk trenin bir nizam intizam üzere hareket ettiğine itikadı vardı. Bunların ise itikadı yoktu. Yoktu. Bu cümle önemli. Çünkü onlar onun kumandanına ve intizamına itikat etmedikleri için muti bir merkez zannetmiyorlar. Belki gayet müthiş parçalayıcı vagon cesametinde 20 aslanı arkasına takmış bir nevi aslan tevehhüm ediyorlar. Yani en büyük aslan önde lokomotif. Arkasındaki vagonların her birisi de bir aslan. Adeta 20 tane aslan öndekiyle beraber bize doğru koşuyor. Kaç. Nasıl dayanacaklar? Böyle hayal ediyorlar. Ey kardeşlerim ve ey 50 sene sonra bu sözleri işiten arkadaşlarım. İşte 6 yaşına girmeyen bu çocuğa o iki kahramandan ziyade cesaret ve hürriyet veren ve çok mertebe onların fevkinde bir emniyet ve korkmamaklık haletini veren o masumun kalbinde hakikatin bir çekirdeği olan şimendiferin intizamına ve dizgini bir kumandanın elinde bulunduğuna ve cereyanı bir intizam altında ve birisi onu kendi hesabıyla gezdirmesine olan itikadı, itminanı ve imanıdır. Ha bunlar. O çocuğu orada sabit kadem durduran bu özellikleri. O iki kahramanı gayet korkutan ve vicdanlarını vehme esir eden onların onun kumandanını bilmemek, treni kumanda edeni bilmemek ve intizamına inanmamak olan cahilane itikatsızlıklarıdır. İtikat yok. Bu temsilin bir misali o masum çocuğun imanından gelen kahramanlık bin senede İslam tayfelerinin birkaç aşiretinin Türk ve Türkleşmiş milletin kalbinde yerleşen iman ve itikat Şimdi temsili hakikate dönüştürüyor. Çocuğun kalbinde olan imandan almış olduğu bir cesaret, bir kuvveti gösterdi. gösterdi. Diğerlerinde de itikat olmadığından dolayı hiçbir kuvvet olmayacağını izah ve ispatını yaptı. Şimdi örneklerini de veriyor. Tarihe bizi bir seyir yaptırıyor. Bu çocuğun bu şekilde olması gibi diyor. O masum çocuğun imandan gelen kahramanlık gibi bin senede İslam taifelerinin birkaç aşiretinin, Türk ve Türkleşmiş milletin kalbinde yerleşen iman ve itikat cihetiyle. Türkler yani e, Müslüman olduktan sonra. Müslüman oldukları zaman neydiler? Ya, dinlerini söylemiyorum yani. Bir boy, bir aile. Yani küçücük kabile. Işte Osmanlı Hanedanı. En başa gittiğin zaman ne var? Bir Osman Gazi var, bir Ertuğrul var. Öyle mi? Dere boyu. Dere boyu küçücük bir aile yani. Aile. Ama dinlerinden, imanlarından almış oldukları güç ve kuvvetle aileyi ne yapıyorlar? Büyütüyorlar. Etrafında diğer boyları alıyorlar. Onları da ekliyorlar, yerleştiriyorlar. Ortaya ne çıkıyor abi? Bir devlet çıkıyor. Peki bu devlet öyle olduğu yerde öyle kalıyor mu? Yoksa İslamiyeti, İslamiyetin hakikatını kendilerinden daha büyük devletlere yayıyorlar mı? Onu bizim nazarımıza veriyor. Bin seneden beri. Ta Abbasilere gidiyor. Yani Türkler ta o zamandan var. Sadece Osmanlı değil, Abbasilere kadar gidiyor. İşte Selçuklu, Büyük Selçuklu Devleti var vesaire vesaire. Anadolu Selçuklu Devleti. Bin senede İslam taifelerinin birkaç aşiretinin, birkaç aşiretin bir, bir araya gelmesiyle oluyor. Türk ve Türkleşim Milleti'nin kalbinde yerleşen, iman ve itikat cihetiyle Rui zeminde yüz mislinden ziyade devletlere milletlere karşı imanından gelen bir kahramanlıkla aslında yani bu milletleri, bu aşiretleri Türklüklerinden öte kahramanlığa sevk eden onların itikatları, imanları. İslamiyet ve kemalat-ı maneviyenin bayrağını, bak İslamiyet ve kemalat-ı maneviyenin bütün güzel ahlakların bayrağını taşıyorlar. Ama nerelerde dalgalandırıyorlar? Asya'da bir, Afrika'da iki ve yarı Avrupa'da gezdiren. Avrupa'nın da yarısında bayrağı ne yapıyor? Gezdiriyor. Üç kıtada tabiri diğerle bizim ifademizde at koşturuyoruz. Ama o at bir bayrakla konuşuyor, koşuyor. O bayrak aslında neydi? Üstad Hazretleri'nin buradaki tarifiyle İslamiyet ve kemalat-ı maneviyenin bayrağı. İmandan güç ve kuvvet alarak bunu yapıyor. Kıtaları geziyor adeta. Bu şekilde yaptıran ölsem şehidim, öldürsem gaziyim deyip ölümü gülerek karşılamakla beraber yani ordumuzun mahiyeti böyle değil mi şu anda? Şu anda da böyle bak. Ve biz ordumuza Mehmetçik ismini vermişiz. Peygamber ocağı diyoruz. Ne demek yani? Küçük küçük Muhammedlerden meydana geliyor. Şimdi küçük küçük Muhammedlerden meydana gelen bu ordu kalbinde, gönlünde, ruhunda o iman ve itikat sayesinde sahada kahramanlık göstermiyor mu? Masada kaybediyoruz, sahada kazanıyoruz bak. 1915 18 Mart sahada ne yaptık? Kazandık. Elimizde hiçbir şey yoktu. En ileri seviye işte zırhlılarla, denizaltılarla, toplarla, tüfeklerle bilmem nelerle geldiler. Çanakkale Boğazı'na dayandılar. Ne yaptık? Kendimizi, her şeyimizi feda ettik ama oradan içeriye kimseyi girdirmedik. Aradan fazla değil. 3 sene geçiyor. 18'de Mondros mütarekesi diye bir şey. Hadi gelin masaya oturalım. E bakıyorsun ki ondan sonra birileri elini kolunu sallaya sallaya birisi İstanbul'a giriyor. Allah Allah ne oldu ya? Boğazları biz 250 bin şehit orada verdik ya. Geridekilerle beraber 500 bine çıkıyor. Ruslar başka bir taraftan giriyor. Yunan başka bir taraftan giriyor. Fransızlar başka bir taraftan Anadolu'ya dört koldan giriyorlar. Bizim ordularımız terhis edilmiş silahlarımız alınmış. Elde hiçbir şey kalmamış değil mi? Bu sefer ne yapıyoruz? Vatanı, milleti, memleketi, bayrağı, dini, diyaneti korumak noktasında evinde kimin neyi varsa hadi dışarı çıkın diyoruz. Kimisi kazmaya alıyor, kimisi baltaya alıyor. Kadın mı, kız mı, kızan mı, çoluk mu, çocuk mu, dede mi, nine mi? Ne varsa adına kurtuluş savaşı diyoruz. Neticede kayıp mı ediyoruz, kazanıyor muyuz? kazanıyoruz. Bak hiçbir şey yokken. Yani. Üstad Hazretleri savda, savda. Şu risaleleri eliyle teksir edenlerle ilgili tarihçe hayatta Osman Yüksel Serden Geçti'nin bir yazısını alıyor. Diyor ki iman tekniğe meydan okudu. Şimdi soruyorum. Çanakkale'de iman tekniğe meydan okuyor mu? Okuyor. Kurtuluş Savaşı'nda iman tekniğe meydan okuyor mu? Okuyor bak Allah Allah. Şu anda Allah razı olsun. Şu anda da iman tekniğe meydan okuyor mu? Okuyor abi ya. Çok var. Daha çok var yani. O kadar yani tarihe gittin mi? Geçmişe gittin mi? İmandan gelen kahramanlıkla elde edilen şeyler saymakla bitmiyor. Üstad Hazretleri bunu anlatıyor bize. Senin imanında diyor böyle bir kahramanlık, böyle bir kuvvet var. Bu sana lazım. Bu daha kuvvetli. Irktan gelmez bu. Dinden gelir. Ya. Ölsem şehidim. Bir de o imanın sana vermiş olduğu bir bak hedef var. Ölsem şehidim. Benim makamım peygamberden sonra zikredilecek. Allah Allah. Cennette en yüksek yerlerde ben varım. Ölsem şehidim. Gerçek şehit zaten kimdir? Cephede şehit olandır. Gerçek şehit o. Hastalıklar şunlar şehit hükmünde şehitliklerdir. Manevi şehitliklerdir. Ama gerçek şehit. Tam makamı elde eden o cephedekidir yani. Ölsem şehidim, öldürsem gaziyim deyip Ölümü gülerek karşılamakla beraber. Ölüme gülerek gidiyor. Ölümü gülerek karşılıyor. Ölümden korkmuyor. Ondan dolayı e, bazen e, slogan olarak da şey yaparlar. E, Halid bin Velid. Seyfullah. Allah'ın kılıncı. Allah Allah. Hiç mağlup olduğu bir savaş yok. Hep muzafferiyet var. Muzafferiyet var. Bizans ordularına bir mektup gönderiyor sizin diyor şarabı ve hayatı sevdiğiniz kadar ölümü seven bir orduyla üzerinize geliyorum. <laughs> Daha gitmeden onlar kaçar yani. <laughs> Daha gitmeden. <laughs> sizin şarabı ve hayatı sevdiğiniz kadar ölümü seven bir orduyla Allah Allah bu ne demek ya? Bunun karşısında kim durabilir ki ya? Sen üç kişi olsan, onlar 300 kişi olsa kıymeti yok işte. Çokluk değil. Ondan dolayı burada kemiyetten ziyade keyfiyet. Yani bin kişisin ama keyfiyeti ne? Bir kişi ama bini değiyor. İstanbul. Müslümanlar tarafından 12 defa kuşatılıyor alınması için. Yedisi Araplar, 5'i Osmanlı tarafından. Son 12.si Fatih Sultan Mehmet Han. Fatih bak bir kişiyi konuşacağım. Bir kişi. Fatih Sultan Mehmet Han ordusuyla geliyor. Fethi gerçekleştirmek için Edirne'ye alıyor. Edirne'ye yerleşiyor. Osmanlı bunu yapıyor bu taktiği. Yani Anadolu'dan giremiyorlar. Anadolu'dan girmekte sıkıntı bari diyorlar. Avrupa tarafından girelim. Başkenti Bursa'dan Edirne'ye taşıyorlar. Oradan Fethiye'de de geliyorlar. Surlara kadar bütün fetih yapılmış. Karşı tarafta da Üsküdar'a kadar fetih yapılmış. Bir surların içi kalmış ha. Ve burası bir türlü alınamıyor. Ve Fatih Sultan Mehmet de 40 günden fazla top attığı halde, en kuvvetli topları attığı halde yine alamıyor. Ordu, kendi ordusu. Geri gidelim diyor. İşte o bir kişi. Bir kişi bak onun keyfiyeti neticeyi elde ettiriyor. Belki bilirsiniz atını denize sürüyor değil mi? Paşalara kızıyor. Orduya kızıyor. Ya diyor İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u. Yani ne demek? Geri dönmek yok. Bu iş burada bitecek. Allah Allah. Bir kişi bak. Keyfiyeti o kadar farklı ki ahdetmiş. Ve Cenab-ı Hak da ne yapıyor? Lütfediyor yani lütfediyor. Efendim? Hamiyeti diniye. Ölsem şehidim, öldürsem gaziyim deyip ölümü gülerek karşılamakla beraber dünyadaki müteselsil düşman hadisatlara karşı hatta mikroptan kuyruklu yıldızlara kadar beşerin külli istadına karşı düşmenlik vaziyetini alan o dehşetli şimendiferlerin tehditlerine karşı şimdi imandan aldığımız kuvvet, imandaki kuvvet sadece cephede mi işe yarıyor? Hayatımızın bütün safhalarında hastalığa karşı sabretmek, musibete karşı sabredip isyan içerisinde olmamak. Asıl imandan gelen kuvvet buralarda iş görüyor. Çünkü bir insan hayatı boyunca belki de hiç savaş görmeyebilir. Ama hayatın her türlü sıkıntısı başına gelebilir. Adam büyük bir tüccardır, birden iflas etti. Ne yapacak? Çok sevdiği evladı gencecik yaşında vefat etti. Aa, sana farklı bir musibet. Kalbi içeriden içeriye yanıyor. Nasıl dayanacak? İmandan gelen kuvvet. Bak imandan gelen kuvvet hayatımızın bütün safhalarında var ya. Ondan dolayı bir Müslüman rahat ediyor, keyif ediyor. Yoksa diğer türlü değil ki. İmanın kahramanlığıyla mukabele edip korkmayan, kaza ve kaderi ilahiye karşı imanın teslimiyetiyle korkmak, dehşet almak yerinde hikmet ve ibret, ve bir nevi saadeti dünyevi kazanan başta Türk ve Arap tayfeleri ve bütün Müslüman kabileleri o masum çocuk gibi fevkalade bir manevi kahramanlık gösterdikleri gösteriyor ki istikbalin geçmişte hep bunlar yaşamışız. Araplarda da kahramanlıklar var, kazanmışlar. Türklerde de kahramanlıklar kazanmışlar, kazanmışlar, kazanmışlar. Bu bayrak, bu bayrak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan 1400 sene bu tarafa kadar gelmiş. Bu, bu kahramanlıklarla gelmiş. Özellikle Araplar ve Türkler. Bu diyor gösteriyor ki istikbalin hakimi mutlakı istik geleceği de mutlak hakim kimdir? Bu sorunun cevabı. Ahirette olduğu gibi Müslümanlar ahirette garip midir? Gariptir. Saadet ebedi onların. Ahirette olduğu gibi dünyada da İslamiyet milletinindir. Bunun için gayret göstereceğiz. O birliği, o adı ne yapacağız? Oluşturacağız inşallah. Yeis, ümmetlerin, milletlerin seratan denilen en dehşetli bir hastalığıdır. Ümitsizlik. Bir kere bun, bu, bu hasta, kanser hastalığı gibi. Bundan alabildiğine uzaklaşacağız. Ve kemalata bütün yükselmelere manidir. Ve ene inde zanni ene inde hüsni zanni abdi bi. Burada zanni diyor. Demek değiştirmişler. Ene inde hüsni zanni abdi bi. Hadisi kutsi. Cenab-ı Hak diyor ki ben kulumun güzel zanlı üzereyim. Güzel zanlı üzereyim. Hakikatine muhaliftir. Cenab-ı Hak ne diyor? La taknatu min rahmetle. Benim rahmetimden ümit kesmeyin. Bir insan Allah'ın rahmetine suizan eder mi? Rahmete suizan edilebilir mi? Mümkün değil. Peki ümitsizlik nedir? Rahmete suizandır ya. Ya sen Allah'ın rahmetinden ummuyor musun? Nasıl ümitsiz olursun ya? Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmışken sen nasıl rahmetten bu gibi şeyler ummazsın ya? rahmetten her şey umulur ya. Bir insan en kötü halde dahi olsa. Yani sekerat halinde sekerat halinde ölmek üzere ölmek üzere ama hayatı boyunca günahlarda yaşamış bir insan. Yine Allah'ın rahmetinden ümit kesmemesi lazım. Hesap görülüyor. Günahları ağır basıyor. Yine Allah'ın rahmetinden ümit kesmemesi lazım. Artık Hüküm verildi cehenneme doğru gönderiliyor. Yine Allah'ın rahmetinden ümit kesmemesi lazım. Bırak bu dünyayı. Hiçbir zaman Allah'ın rahmetinden insan ne yapamaz? Ümit kesemez. Rahmete her zaman nasıl olur? Hüsnü zan ile bakılır. Zaten suizan Müslüman'ın malı değildir. Müslüman hüsnü zanla memurdur. Her şeyi güzel yorumla ya. Her şeyin kader cephesine, güzel tarafına bak yani. Korkak ve aşağı ve acizlerin şeynidir ümitsizlik, bahaneleridir. Şehameti İslamiyenin şeynidir İslamiyetin özelliğinden değildir. Hususan Arap gibi nev beşerden medarı iftar, yüksek seciyelerle müntaz bir kavmin. Bak, Araplara hitap ediyor, Arapların da özelliklerini anlatıyor. Siz böyleydiniz diyor. Geçmişte işte. Dünkü derste sahabeleri şey yapmıştık değil mi? Sahabeler aslı Arap. Mekke'de Medine derler ekseriyetleri. Peki vefat ettikleri yerde Mekke Medine mi? Bakıyorsun ki yüzde onu orada, yüzde doksanı dünyanın her bir tarafında. Ne için gitmişler? gidelim oralarda para kazanalım, ticaret yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım mı diye? Yoksa Allah'ın ismini oralarda da dalgalandıralım, sünneti seniyeyi oralarda da yaşayalım, İslamiyeti ve İslamiyetin kemalatını insanlar görsünler. Bunun için mi gelmişler? En bariz örneği, en bariz örneği sırf Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifine masadak olmak noktasında 90 küsür yaşında hasta haliyle sen ordu içerisinde bulunamazsın, olamazsın bu halinle dendiği halde Yezid'in ordusunda İstanbul'a kadar gelen İstanbul'un misafir ettiği Eyvallah. Ebu Eyyub el Ensari'dir. En bariz örnek bu. Kıbrıs'a kadar gitmişler. Bakıyorsun bizim Anadolu'nun hele hele doğuda hemen hemen bütün şehirlerde ben Erzurum'da bir Abdurrahman Gazi'nin yani asaptan olduğunu biliyordum. Geçen birisi 16-17 tane sahabe kabristanı var diyor ya. ya bak, yani şu Eyüp'ün oralarda bakın kaç tane kabristan var görürsünüz. Kâd bin Malik'ten. Allah Allah. Bu ne demek yani? Aileleriyle memleketlerini terk etmişler. Gidelim din hakkı. Bu kahramanlık değildir de nedir abi ya? En büyük kahramanlık bu. Allah için uzak beldelere gidip diyar gurbette Allah'ın ismini anmak ve anlatmak. Ondan dolayı Peygamber Efendimiz ordusunu gazvelere gönderdiği zaman enteresan bir şeydir. Çok önemli. Gittiğiniz yerler Allah'a secde edilmeyen yerlerdir. Oralara vardığınız zaman secdeyi artırın. Allah Allah. Secdeyi artırın. Çünkü niye? Sizin o haliniz onlara tesir edecek. Diğer türlü değil. Bitiriyoruz abi. Hakkınızı helal edin. Biraz uzun gittik herhalde. Alemi İslam milletleri Arap'ın metanetinden ders almışlar. Bütün Müslümanlar, İslam alemi Arap'ın o metin hallerinden ders almışlar. İnşallah sonuç yine Araplar yeisi bırakıp yani 1900'lü yılların başında ne var abi? Ümitsizlik var ya. Perişan etmişler her tarafı ya. İnşallah yine Araplar Ümitsizliği bırakıp İslamiyet'in kahraman ordusu olan bu çok önemli. Üstad Hazretleri Sanur'un bir yerinde değil, birçok yerinde ifade eder. Kur'an'a bin yıldır hizmet eden bu ordu der. Bu ordu'nun ruhu benim ruhumla dosttur. Hep bunları ifade eder orduyu hep öne çıkarır. Ve orduyu ifade ederken vasfıyla beraber ifade eder. Kahraman ordu. Bin yıldır İslamiyet'in bayrağını semalarda dalgalandırıyor. Bundan öte kahramanlık olmaz. Haraplar ümitsizliği bırakıp İslamiyet'in kahraman ordusu olan Türklerle hakiki bir tesanüt ve ittifak ile el ele verip Kur'an'ın bayrağını dünyanın her tarafında ilan edeceklerdir inşallah. Bu duayı çok yapalım inşallah. Gereğini de yapalım. Cenab-ı Hak lütfetsin inşallah. Subhaneke la ilmenene illa muallemtena inneke entel alimin hakim ve ahru davahmenil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.